Hayırlı akşamlar dilerim hepinize. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Mutlusunuzdur, huzurlusunuzdur. Bayağı merak ettiğiniz şeyler var bu akşam. Bu adama ne oldu? Delirdi mi? Delirmedim. Yani gerçekten sağlığım yerinde, çok şükür. Ne deliyim, ne veliyim. Sadece uyananlardandır diye, uyananlardanız diye nitelendirilen kişilerdeniz. Tabii Allah herkese nasip etsin inşallah. Uyanmayı aslında kalp gözümüzün açılmasını önemli olanı biliyorsunuz. Çok fazla lafı uzatmayacağım. Hemen bir sürü sorularınız geldi bana. DM'den aldım sorularınızı. Aşağı yukarı bir 40 adet, 50 adet sorular var. O soruları kendimce deneyimlerimi dayanaraktan cevaplamaya çalışacağım. Yani ama şunu söyleyeyim tabii, bu kaç gündür ciddi bir şekilde linç kampanyası mı diyeyim, artık dalga, gırgır, şamata ne ararsanız var. İnanın hiç kızmıyorum çünkü bu kadar sıkıntının içinde zaten herkes mutsuz, herkes huzursuz, kırgın kalplerin bolca olduğu bir dünya içerisinde bence gülmek güzel bir şey. Olsun, arkadaşlarımız gülsünler. Anlamak için tabii önce dinlemek gerekir. Biz dinlemeyi biraz unuttuk. Dinlemek sıkıntımız olduğu için de haliyle problem yaşıyoruz ama dinleyenlere selam olsun. Şimdi astral seyahatle ilgili ben hiçbir sıralama yapmadım. Burada gelen soruları size teker teker karışık bir şekilde anlatacağım. O yüzden umarım açıklayıcı ve tatmin edici olur ama astral seyahat başlı başına çok teferruatlı bir iş arkadaşlar. Öyle bir kolay bir şey değil. Öyle hani hademeye yapılacak da bir şey değil. Neyse. İlk sorudan başlıyorum. Gittiğinde geri dönememe var mı demiş bir arkadaşımız. Gittiğinizde geri dönememe gibi bir durum yok. Neden yok? Çünkü bizi bedene bağlayan gümüş zincir, yani gümüş halkamız var. Bir hani ölüm olmaması için, yani çünkü gittiğinizde geri dönememek gibi bir durum olursa zaten ölürsünüz. Ve bu sadece öldüğünüzde yaşanan bir oluşum, durum. O yüzden sadece kaybolabilirsiniz. Kaybolduğunuzda da yanınızda tabii ki kesinlikle bir rehber varsa, bu işlerden iyi anlayan biri varsa çok rahat bir şekilde sizi geri getirebilir. Ama yoksa da çok uzaklara gitmemeye çalışın. Yani bildiğiniz yerlerde, eğer işte onu düşün, zaten düşünce gücüyle olduğu için her şey, bildiğiniz yerlerde takılabilirsiniz, takılabilme şansınız varsa oralarda kalın. Çok fazla öyle benim gibi uzayda işte başka yaşam, dünya dışı yaşam formu var mı, işte galaktik bir federasyon yapılanma var mı diye araştırırsanız, ben de bir ara gidiyordum zar zor geldim, şaka değil, gerçekten zar zor geldim. Sorumuzun cevabı bu. İstediğim şeyi göremiyorum. İstediğim şeyi göremiyorum diye bir şey yazmıştı. Yani pardon, görebilir miyiz? Hatta göremiyorum diye sormuş. Tam anlamadım nasıl bir soru olmuş ama kaydetmişim gerçi. Şöyle, şunu sormak istemiş. Aslında ben düşünce gücüyle düşündüğüm ya da bir yere gitmek isterim ya da birini görmek istediğim birini yapıp başaramıyorum, göremiyorum. Bu tamamıyla ve tamamıyla konsantrasyon meselesi. Yani konsantrasyonunuz iyi değilse, odaklanma problemi yaşıyorsanız bunu zaten yapamazsınız ki astral boyuta ilk geçişte o, yani fiziki, şu anki fiziki bedenimizin yaşadığı boyuttan astral boyuta, ruhlar alemine geçişte zaten adaptasyonun sorununuz varsa onu da başaramazsınız. O yüzden çok takılmayın. Önemli olan o boyuta geçiş yapabilmek. Yani normalde ilk geçiş nedir? Yatakta yatıyorsunuz, rahat bir şekilde uzanıyorsunuz, sırt üstü yatıyorsunuz. Sırt üstü yattıktan sonra bir anda o geçiş sağlanıyor. Ruhun bedenden ayrışımı inanılmaz bir titreşimle hissediyorsunuz ve o titreşimden sonra odadasınız zaten. Bazılarımız dönüp geriye kendini yatakta yatarken görebiliyor. Bu tabii ki çok ürpertici ve korkutucu bir şey ama korkmayın zaten. Bakın, ara ara söyleyeceğim bunu size. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi korkunuz. Korkunuzu yenmeniz lazım. Korkusu olan, korkanlar zaten yapamaz bu iş. Dediğim gibi sıfır korku, güven önemli. Kendinize güvenin. İç sesinize güvenin. Çünkü ilahi bir boyut. İlahi bir boyutta da sizi koruyacak ister melek deyin, ister başka iyi varlıklar deyin. Kesinlikle sorun yaşamazsınız. Bundan rahat olabilirsiniz. Şimdi tam olarak nedir ve nasıl yapılır diye sormuş arkadaşlarımız. Astral, dediğim gibi astral tamamıyla ruhani bir boyuta geçiş. Aslında gerçek boyut odur.
Hani biz şu anda fiziki bedenlerimizi yaşadığımız dünya çok gerçekçi bir dünya değil. Çünkü günün sonunda bu beden öldükten sonra, işte mezara koyulduktan sonra zaten çürüyorsunuz. Gidiyor, beden diye bir şey kalmıyor. Bütün fonksiyonlarını yitiriyor. Ne oluyor? Ruhunuz ruhlar alemine geçiyor. İşte o ruhların yaşadığı boyuta geçiyor ve önemli olan oraya zaten hani hazırlığımız da o değil mi zaten? Eğitimdeyiz şu anda. Bayağı bildiğiniz eğitimdeyiz dünyada ve eğitimimizin bir sınavı olacaktır tabii ki de. İyilik ve kötülük adı altında. Kimler nasıl yaşadı, neler yaptınız, ne gibi faydalar sağladınız, neyi paylaştınız? Önemli olan paylaşım nedir? Sevgi, sevgi paylaşımı. Dünyevi şeylerin paylaşımı. Yani fazlalıklarınızı her zaman paylaşın insanlarla. Tutmayın kendinize. İnanın bana, ben daha hiçbir şeyin tam sahibini, son sahibini hiç görmedim. Her şey bize emanet. Şu an kullandığımız telefonumuz, laptopumuz, masamız, sandalyemiz, evimiz, her şey bize emanet. O yüzden çok bu dünyaya fazla, dünyevi şeylere takılmamak lazım. Özellikle maddelere. Maddelere çok fazla takılıyor tabii bizim insanımız. Yani ne Allah doğru yola getirsin. Ne diyeyim yani, bu kul hakkı dediğimiz şey üzerinde insanların hakları çok yeniliyor ve doymayan insanlar var. Doymayan insanlar zaten en tehlikeli insan türüdür. Çünkü açgözlülük dünyanın bence en zulüm, en zalimce şeyidir. Bunları aşabilene ne mutlu. Nasıl yapılırı şöyle ben hızlıca açıklayabilirim. Bakın, öncesinde inanılmaz bir diyet var. Detoks var. Yani bedeni, ruhu, her şeyi, zihninizi, kalbinizi, düşüncelerinizi, her şeyi detokslamanız gerekiyor. Temizlemeniz gerekiyor, arındırmanız gerekiyor. Yani nedir? Şöyle anlatayım. İşte benim o işte vejeteryan oldum, vejeteryanım artık dediğimdeki nokta şuydu. Ben artık bu süreci süreklilik haline getirip etrafımda bunlarla ilgili çalışmalar yapan arkadaşlarımla paylaşım yapıp bu frekansı daha büyük yayıp daha çok insana ulaşmak. Bu çünkü bizim amacımız bu artık. Yani artık benim amacım bu. Bunu düşünüyorum ve bunun için yaşayacağım. Yani tabii ki de müziğimi yapacağım, sizlerle yine konserlerim olacak. Ama günün sonunda bazı şeyleri aşmak güzel bir şey. Hakikati öğrenmek, bilmek ya da öğrenmeye başlamak çok güzel bir şey. Herkese nasip olmaz. İnşallah hepimize nasip olur. Çok önemli bir şey. Yani o yüzden detoksunuzu yaptıktan sonra nedir? Hayvansal gıdaları tüketmeyeceksiniz. Şimdi diyecek, onu yanlış anladı arkadaşlar. İşte et yemeyin dedim. Eti yemeyin derken fazlasını tüketmeyin. Yani yiyin yine abi. Et bu sizin... Yani damak tadınız, zevkiniz, ben size et yemeyin diyemem ki. Et haramdır, hiçbir şey demedim. Öyle bir mesajlar geldi ki, sen ne demek istiyorsun? İslamiyet'te işte et helaldir. Peygamber Efendimiz işte helal kılmıştır. Peygamber Efendimiz'in helal kıldığı şeyi sen nasıl yanlış olaraktan tanıtırsın? Bir sakin sakin. Ben ne diyorum size? Bakın, Peygamber Efendimiz'den örnek veriyorsunuz da sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Peygamber Efendimiz 3 tane hurmayla, günde 3 hurmayla Miraç'a çıkma aşamasını tamamladı. Yani 40 gün Hira mağarasında 3 adet hurmayla et yemedi yani. Bunu kafanıza sokun. Öyle bir şey yok. Yani et yemedi. Etsel, hayvansal gıdaların hiçbirini tüketmedi. Çünkü bunu her yerde, yani çok araştırırsanız, çok işin dibine girerseniz öğrenirsiniz. Yani o yüzden 3 adet hurmayla bunu yapabiliyorsa demek ki bu işin yolu budur. Eğer ki astral, yani ruhani boyutta iletişim içerisinde olmak ya da iç benliğinize, huzura erişmek istiyorsanız, o yüzden dedim eti tüketmeyeceksiniz abi o zaman. Hayvansal gıdaları dediğim gibi tüketebilirsiniz, sıkıntı yok, ama fazla tüketmeyin. Eti de tüketin ama fazla tüketmeyin. Biz çok fazla her şeyin fazlasını tüketiyoruz. Vücudumuzu, bedenimizi çok yoruyoruz, sıkıntı orada. Bunları yaptıktan sonra içki, sigara, işte uyuşturucu gibi maddeler zaten birçoğu, inşallah kullanmıyorsunuz. Kullananlar yoktur da zaten. Yani bunlardan kesinlikle ve kesinlikle uzak durmalısınız. Bunlar zaten kalp gözünü, üçüncü gözü, başımızın şurasında, sağlı sollu beynimizin ortasındaki epifiz bezimizin çalışabilmesi için, yani DMT hormonunu salgılayabilmemiz için bunlar şart. Hepsinden uzak duracaksınız. 28 gün, ya biz 40 günü yapamayız tabii ki de, 28 gün de bir şekilde kafi, yeterli. 28 günde dediğim gibi bu diyeti yaparsanız ve geceleri çok geç yatmayıp da
karanlık bir ortamda uyursanız, teknolojiyle ilgili çok arkadaşlarımız sorular sordular. Teknolojiden mesela uyuduğunuz odada telefon şarjınızı, telefonunuzu şarj etmeyiniz. Telefon, televizyonlar, elektronik eşyalar varsa bunu 28 gün boyunca yatarken fişinden çekiniz. Çünkü onların aldığı radyoaktif frekanslar bizlerin algılarını çok ciddi kapatıyor. Artı ne var başka? Dediğim gibi korkularınızdan kesinlikle arının. Diş macunları özellikle. Bakın arkadaşlar, diş macunlarında normal kullandığımız bilindik piyasada olan diş macunların hepsinde florit var. Florit nedir? Bilhassa insanların yıllardır, neredeyse yüzlerce yıldır ilk diş macunu çıktığından beri bunun içerisine koyulan bir madde. Bu madde nedir? Efifiz bezlerimizin çalışmaması için takviye. Yani bunu yapanlar büyük güçler. Nedir? İnsanlık uyanmasın. Anlatabiliyor muyum? Bu eczanelerde şey var. Eczanelere gidin, eczanelerde floritsiz diş macunları var. Diş macunu, onları alın, onları kullanmaya başlayın. İslamiyet'te de bu şöyle anlatılır. Tasavvufta misvak. Misvak derler yani o şey... odun, böyle dişlerini temizlersiniz. Onu kullanırlar. Neden diş macunu kullanmadıklarının sebebi de odur. Nedir? Kalp gözümüz kapanmasın. Bunları yaptıktan sonra odaklanaraktan sırt üstü yatıyorsunuz. Yanınızda en azından rehber yoksa, yani bu işlerden anlayan biri yoksa, lütfen ama lütfen sizi kalben seven, bakın sizi kalben seven, sizden menfaat ve çıkar beklentisi olmayan, temiz kalpli olan bir insan sizin yanınızda uyusun ya da uyumasın. Yani sizi rahatsız etmeyecek bir şekilde sizin yanınızda olması en azından sizin o korkularınızı yenmesine inanılmaz yardımcı olacaktır. Ve sizi o ilk çıkıştaki ayrışmadaki yerde acayip rahatlayacaktır sizi. Böyle. Ondan sonra zaten odaklanırken de kendinize sürekli şunu söyleyin. Ben astral seyahate çıkıyorum. Astral seyahate çıkacağım. Şu anda astral seyahate çıkmak üzereyim. Korkmuyorum. Çünkü ben iyi niyetliyim. İyi niyetle gitmeniz lazım oraya. Ayrıca çok önemli bir şeylerden bir tanesi de bir zaten çıkmadan, yani sırt üstü yattınız, her şey hazır. Artık odaklanıp bir şekilde ayrıca gideceksiniz. Kesinlikle izin isteyin. Yani Yaradan'dan izin isteyin. Talep edin. Allah'ım iyi niyetimi, kalbimi sen biliyorsun. Kimsenin hanesine hiçbir şekilde özel hayatını ihlal etmeyeceğime ve kimsenin casusluk yapmayacağıma, ki bununla ilgili anlatacağım birazdan, acayip devletlerin, büyük devletlerin muazzam çalışmaları var bununla ilgili, casusluk, astral casuslukla alakalı, onu da anlatacağım size. Yani kötü niyet sıfır. Kesinlikle kötü niyetiniz varsa yapmayın. Yani birini, atıyorum, eski sevgilimi ziyarete gittim. Bakayım ne yapıyor, ne yapmak istiyor. Merak edenler var böyle. Soruyorlar, abi eski sevgilimi ziyarete gitsem, izlesem bakayım ne yapıyor, nerede diye. Sakın, sakın. Ne olur yaparsınız söyleyeyim. Hani diyorsunuz ya oradaki peki o kötü varlıklar ya da oradaki yaşayan varlıklar, işte üç harfliler, onlar bunlar, ruhani farklı varlıklar bize zarar vermez mi? Evet. Eğer kötü niyetle giderseniz size zarar verir. Sakın, sakın ama sakın. İyi niyetle sadece içinizde, kalbinizde, beyninizde, fikrinizde, zihninizde insanlık adına sormak istediğiniz soruların cevapları için gidin oraya. Sadece bu kadar. Eğer ki astronomiye merakınız varsa, benim gibi, ki ben çocukluğumdan bir astronomiye merakım var. Lütfen sadece dünyamızla alakalı ve ayla, yani Güneş sistemimizin içerisindeki var olan gezegenlerle alakalı çalışmalar yapmaya çalışın. Sakın Güneş sisteminden dışarıya çıkayım. Galaksimizin içerisindeki diğer Güneş sistemlerinin içindeki dünya dışı yaşam formlarını merak ediyorum. Ki ben evet, o yüzden çıktım gittim. Az daha dediğim gibi geri dönemiyordum. Çok ciddi bir uyarıyla karşılaştım ve o şekilde geri dönebildim. Bu şekilde yaparsanız da geri dönememe gibi bir olayınız olabiliyor. Çünkü astral boyuttaki güçleriniz sınırlı mı? Sınırlı değil ama sınırlı. Sınırlı olması gerekiyor çünkü hazır değilseniz ve bunu kaldıramazsınız, çok sıkıntılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi sadece bedeni vücuttan ayırıp huzurlu bir, muazzam bir his. Bakın anlatamam size. Bakın
anlatamam size. O kadar güzel bir his ki, o kadar güzel bir duygu ki. Ve ben nacizane, bakın samimi söylüyorum size, normalde bu tarz bilgiler gizli kalır, anlatılmaz. Ve herkes gizli etrafındaki dostlarıyla, bilen kişilerle, yani uyanışın içerisinde olan kişilerle anlatır. Ama ben bununla ilgili bir rüya gördüm. Ve rüyada sizlere bunu gerçekten anlatmam gerektiğini söylediler. Ve çünkü birçok kişinin de uyanacağını tahmin ettiğim için çok dalga geçeceklerdi. Ki geçtiler zaten, gündem oldu kanası. Yani şaka gibi böyle. Ama uyananlar çok fazla, çok mutlu edici. Tahminimden çok daha fazla. Ve bununla ilgili çok fazla üzerine gitmeyeceğim. Ben size her akşam böyle oturup da konferans yapmayacağım. Çok şeyler anlatmayacağım. Bu şu anda ilk ve son sizlerle canlı yayınım olacak bu konu hakkında. Çünkü bu işi çok fazla kurcalarsanız, yani benim açımdan çok fazla anlatayım, çok fazla paylaşım yaparsam frekansım düşüyor. Frekansım düşerse de ben artık astral boyuta geçişim çok zorlanıyor ki şu an zaten ben son bir senedir de yapmıyorum. Nedir, neden yapmıyorum? Çünkü yapmam için bu öncesinde anlattığım hem detoksları, işte şu an başladım gerçi, bakın hiç zaten sigaram, alkolüm, hiçbir şeyim yok da yemekle alakalı eti bırakmamdaki sebep o. Çünkü bir an önce benim epifiz bezlerimin normale dönmesi, yani ciddi bir şekilde çalışması için eti bıraktım zaten. Ama en büyük nedeni de, ben size çok samimi söyleyeyim, ben nefes alan, duyguları olan, acıyı hisseden, kalbi olan, beyni olan, olsun olmasın, acıyı hisseden hiçbir varlığı yememe taraftarı oldum ve öyle bir yemin ettim kendime. Bu saatten sonra da artık beni et yerken ya da beyaz et yerken ya da balık yerken inşallah görmeyeceksiniz. Bu benim nacizane kendi fikrim. Hepinizin fikrine saygı duyuyorum. Dediğim gibi bu tamamen algılarınızın açılması için olması gereken şeylerden bir tanesi. Devam ediyoruz. Astralde neler gördünüz? Herkes kaldırabilir mi? İşte dediğim gibi astralde gördüğüm şeyler çok muazzamdı. Çok heyecanlandım. Bu arada astral boyuta geçiş yaptığınızda iç sesinizle, benliğinizle rehber olur size ve sorduğunuz bütün soruları anında cevabını alırsınız. Neler gördüm? Benimle aynı anda astral yapan 3 kişiyi gördüm ve konuştum. Bu arada astral boyutta telepati yoluyla konuşuyorsunuz. Asla ve asla dudaklarınız oynamaz. İşte öyle yürüyeyim, koşayım gibi şeyler olmaz. Anında istediğiniz yere ışınlanırsınız. Işık hızından da daha hızlı bir hızla ışınlanırsınız. Vardı, 3 arkadaşımız vardı. Bayağı bildiğiniz, aramızda 50-100 metre olmasına rağmen telepatiyle birbirimizle konuştuk. Ve beni gördüklerinde, aa bizim gibi bir tane daha astrale çıkan bir arkadaş. Acaba ne kadar oldu, başlayalı soralım mı? Ben onları sorarken, söylerken ben bir de bunun cevaplarını vermeye başladım. İşte bu benim ilk deneyimim. İşte ilk deneyimde geldim. İlk olaraktan odamdan çıkış yaptım ve bir anda kendimi burada buldum. Ben Almanya'ya İsviçre gibi bir yerde bir eski bir sokakta buldum kendimi ve orada konuşuyordum arkadaşlarımızla. Bizi kimse görmüyordu. Ya bildiğiniz şaka değil, vallahi bilim kurgu gibi geliyor ama harbiden var böyle bir şey. Ya biraz araştırın. Acayip yani. Yanımızdan yürüyüp gidiyorlar böyle. Hiç kimse bizi fark etmiyor, görmüyorlar. Çok acayip bir duyguydu ve çok heyecanlanmıştım ve heyecanınız bitmiyor. Yani dünyadaki, şunu söyleyeyim size, dünyadaki hiçbir hazla eşit tutulamayacak bir haz, duygu, bir heyecan diyeyim size. İnanılmaz bir şey. O yüzden herkes kaldırabilir mi? Maneviyatı açık, kalbi temiz, iyi niyetle giden herkes bu işi kaldırabilir. Dediğim gibi öncesinde aşamaları var. O aşamaları yaparsanız çok rahat edersiniz. İnsanlar bizi görebilir mi dedim. İşte az önce anlattığım gibi kimse bizi görmüyor. Sadece bizimle beraber normal fiziki bedenimizin, yani şu anda yaşadığımız dünyadaki astral boyuta geçen varlıklar bizi, yani insanlar bizi görebiliyor. Bir de o alemde, boyutta yaşayan varlıklar bizi görebiliyor. Ama kötü, iyi niyetle giderseniz kötü niyetli varlıkların hiçbiri size yaklaşmıyor. Bunun garantisini veriyorum size. Kesinlikle öyle bir şey yok. Korkmanıza gerektiren bir şey yok. Yeter ki iyi niyetle gidin. Hangi kitaplar diye sormuşlar. Ya çok kitap, ben dediğim gibi şu anda hani daha çok aşamasındayım. Kitap konusunda çok aşamasındayım. Daha yeni yeni aldım kitapları. Okuyorum, çok fazla kitap aldım. Uyanış adlı kitaplar var. İşte
Üçüncü Göz diye bir Ramta'nın kitabı var. Ramta'nın bu arada Ramta'nın kitapları gayet iyi. 2150 diye bir kitap var. Onu paylaşmıştım geçenlerde. Onu okuyabilirsiniz. Çok iyi. Özel hayatı ihlal etmek, izlemek. Konumuzun başında anlatmıştım. Kesinlikle yasak. Yasak, yasak. Asla ama asla kimsenin hanesine, mekanına, işte gideyim banka şifrelerini alayım, gideyim işte sayısal lotonun bilgilerini alayım. Öyle öyle sorular soruluyor. Abi diyor işte gidip diyor bankada diyor hesaplara diyor girelim ya. Öyle bir şey yok. Giremezsiniz. Yapabilirsiniz. Bakın sınır yok. Yapabilirsiniz ama sizi rahat bırakmazlar sonra. Açık ve ne söylüyorum. O işte korktuğunuz varlıklar sizi asla ama asla rahat bırakmaz. Çünkü kötü niyetle gittiğiniz anında sizi anlayan ve teftiş eden dedektifler var. Teftişçiler var. Bakın bu ben gri pardüseli olarak gördüm. 3 taneydiler. Beni geldiler. Bayağı kontrol ettiler. İyi niyetli olduğumu anladıktan sonra bıraktılar ve ben o şekilde yükselmeye başladım. Nasıl odaklanacağız? Nasıl odaklanacağımızı söyledim. Tamamen zihnimizi, kalbimizi bir kere temizliyoruz. Varoluşumuzu bile unutuyoruz. Yatakta sırt üstü yatarken üzerinize bir rahat bir şey giyin. Çok rahat şeyler giyin. Üzeriniz açık olsun. Çok ince bir şey alın üzerinize. Size baskı uygulamayacak bir çarşaf olabilir. Onu yaptıktan sonra çok sessiz bir ortam olması gerekiyor. Eğer ki size odaklanmanıza fayda sağlayacaksa mesela bir mum yakabilirsiniz. Mum çok iyidir. Nasıl söyleyeyim? İşte zaten yanınızda biri olduğu zaman onun varlığını bile unutmanız lazım. O kadar önemli bir şey. Yani çıkış sağlayabilmek için onun varlığını bile unutmanız lazım. Yaptıktan sonra hayatınızda ne değişti? Yaptıktan sonra siz farkındaysanız ben hep hayvan severdim, hep doğa severdim, hep tabiata aşık bir adamdım. Ama son 3-4 yıldır farkındaysanız benim inanılmaz bir ciddi bir hayvan severliğim ve yani Allah'ın yarattığı bütün nefes alan varlıklara, bunların içerisinde bitkiler, hayvanlar, tabiat, dağ, taş, her şeye saygı duymayı öğreniyorsunuz. Sevgiyle yaklaşıyorsunuz. Çiçeği bile koparmıyorsunuz artık. Yani bir yerde bir çiçek görünce yani oturuyorsunuz bir yerde, sohbet ediyorsunuz arkadaşınızla. Genelde böyle kırsal bir yerde oturduğunuzda kenarda köşede böyle bir otlar gördüğünüzde koparız mesela, değil mi? Onu bile koparamıyorsunuz. Kıyamıyorsunuz hiçbir şeye. Muazzam bir döngü var. O kadar güzel bir döngü ki. O kadar güzel yaratılmış ki her şey. Anlıyor musunuz? O yaratılışa saygı duymak için hiçbir şeye zarar veremiyorsunuz. Kalbiniz sevgiyle doluyor. Size kötü söz söyleyen kişilere bile sevgiyle bakabiliyorsunuz. O yüzden hayatınızda inanılmaz güzel değişiklikler oluyor. Bakın bunu net söylüyorum size. Lütfen bu tarafa biraz ağırlık verin. Çünkü hayatınızla ilgili gerçekten çok ciddi, çok özel şeyler deneyimleyeceksiniz. Olacakları hissedebiliyorsunuz. Altıncı hissiniz, üf! Böyle bir şey yok, uçuyor. Muazzam bir şekilde. Duru görücülük, işte şifacılık ki şifacılık birçok insanda vardı şifacılık gücü. Ben yeni keşfettim o yönümü. Ben bunun üzerine de çok ciddi çalışmalar yapacağım. Şimdi Peru'ya gidiyorum tekrardan. Peru'da orada şamanist arkadaşlar var, şamanlarla. Bu şimdi şamanist deyince hemen herkes diyor ki abi sen ne oldu, dinden mi çıktın? Abi ne oluyor bilmem ne? Abi merak etmeyin elhamdülillah Müslümanım ama hani kuru kuruna anlamadan yaşamıyorum artık. İslamiyet'i bile anlayaraktan yaşıyorum artık. Yani her şeyi araştırıyorum, okuyorum, ediyorum. İkizler burcuyum ben zaten. Araştırmayı severim, okumayı severim. Her şeyi bilmek istiyorum böyle hayatta. Çünkü arkadaşlar insanoğlunun ruhu ve bedeni o kadar özel bir şekilde özenerekten yaratıldı ki. Yaradan bize o kadar güzel bir lütufta bulundu ki biz bu bedeni bile hor kullanıyoruz. O yüzden benim neden böyle bir şey bir çıkış yaptım? Durdum. Bir arada millet herkes bir anda böyle şok oldu. Ne oluyor bu üstüne? Kafayı yedi. İşte pandemi işte bak insanları çıldırttı. Alakası yok. Ben de bunalımdaydım. Evet herkes gibi ben de bunalımdaydım. Çok zor zamanlar geçirdim. Ama yine kurtuluşu, çareyi kendimde buldum. Kendi benliğimde buldum. Yaradan'ın bana lütfettiği o enerjiden ışıkta buldum. O yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu bencil olamadım, ne yapayım? Çünkü biliyorum buna saygı duyacak olan kişiler de vardı ya. Bir kişi bile saygı duyduğunu görseydim ki gördüm binlercesini. O bile bana yeterdi. Yoksa milyonlarcası dalga geçti. Her yerde caps'ler yapıldı. Acayip acayip şeyler yazıldı. Kafası mı güzel, ne kullanıyor diyor. Bir şey kullanmıyorum. Yani bizim zaten doğuştan böyle bir insanların o
sevgiyle bağdaştığı ve hissettiği o duygu zaten o insanların her zaman serotonin yaydığınız sürece kafanız hep güzel zaten. Serotonin dünyanın en güzel...